Hepsi süslendi, en güzel olabilmek için yarıştı. Podyuma bu kez mankenler değil, koyunlar çıktı. Buradaki festival bence çok güzeldi. Ben çok beğendim. Bursa İnegöl'de Uluslararası Küçükbaş Hayvancılık Festivali'nin bu yıl ikincisi düzenlendi. Festivale damgasını vuransa en güzel koyun ve en hızlı kırkma yarışması oldu. Bu zamanda kırkım kabiliyetlerini hızlı... En güzel koyunlar bir bir podyuma çıktı. Boyları, kiloları ölçüldü, renklerine bakıldı. Birincilerin sahibine para ödülü verildi. Bursa İnegöl'deki ilginç bir yarışmaya gidelim şimdi de. Koyun güzellik yarışmasına. Jüri üyeleri podyuma çıkan koyunlar arasından en güzel olanını seçmeye çalıştı. Hadi gelin bakalım. Podyuma bu kez mankenler değil koyunlar çıktı. En güzel koyunu seçmek için kıyasıya bir mücadele yaşandı. Bursa İnegöl'deki Uluslararası Küçükbaş Hayvancılık Festivali'nde koyun güzellik yarışması düzenlendi. Verimli bir ovanın üzerinde, Uludağ'ın eteklerinde kurulmuş bir şehir. Şehrimizin tarım ve hayvancılık yönünü de önemsiyoruz. Etkinlik kapsamında yetiştiriciler koyunlarını podyuma çıkardı. Jüri karşısında koyunların boyları ve kiloları ölçüldü, postlarına bakıldı. Koyunlar tek tek oylandı. En güzel koyunun sahibine para ödülü verildi. Bursa İnegöl'de koyunlar podyuma çıktı. Jüri tarafından en güzel hayvan sahibine ödül verildi. Şimdi o görüntüleri de ekranlarınıza taşımak isteriz. İnegöl'de podyuma bu kez koyunlar çıktı. Bursa İnegöl'de hayvancılığın gelişmesi adına Uluslararası Küçükbaş Hayvancılık Festivali'nin ikincisi düzenlendi. Bu yıl 130 katılımcının yer aldığı ve sektör paydaşlarının, temsilcilerinin yer aldığı güzel bir festival açılışını gerçekleştirdik. Geçen sene ziyaretçi olarak katılmıştım. Bu yıl da üretici olarak katılıyorum. Çok güzel bir organizasyon oldu. Gerek etkinliklerle gerek burada standların kurulumu ile ilgili çok memnun kaldık. Koyunları seviyorum. Büyük dedemden dedeme, dedemden babama, babamdan bana kalmış olduğu merinos koyunculuğu devam ettireceğim. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte dünyanın dört bir yanından gelen yetiştiriciler en güzel koyunlarını podyuma çıkardı. Jüri karşısına çıkan koyunların boyları, kiloları ölçüldü, renklerine bakıldı. En güzel koyunlar bir bir oylandı. Yetiştiriciler sadece koyunlarını yarıştırmadı, kendileri de yarıştı. Kendisine güvenen çobanlar kolları sıvayarak dakikalar içinde koyunlarını kırpmak için ter döktü. Etkinliklerin sonunda hem koyunlar hem de yetiştiricileri ödüllendirildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde işte bu hayvancılığın gelişmesi adına Uluslararası Küçükbaş Hayvancılık Festivali düzenlenmiş. Festivale karşı ülkelerden koyunlarla yetiştiriciler katılmış. Çeşitli yarışmalar düzenlenmiş. Renkli görüntüler var. Bakalım, buyurun. Sağ olun abi. Evet. Burada koyunlar podyuma çıktı. En güzel olmak için kıyasıya yarıştı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayvancılığın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Uluslararası Küçükbaş Hayvancılık Festivali yapıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen festivale 5 ülkeden ve 29 ilden küçükbaş hayvancılık sektör temsilcileri katıldı. Geçen sene ziyaretçi olarak katılmıştım. Bu yıl da üretici olarak katılıyorum. Çok güzel bir organizasyon oldu. Renkli yarışmaların yer aldığı festivalde en güzel koyunlar podyuma çıktı. Jürinin karşısına çıkartılan koyunların boyları ve kiloları ölçüldü, renklerine bakıldı. Festival bence çok güzeldi. Ben çok beğendim. Festivalde koyun kırpma yarışması da düzenlendi. Hünerlerini sergileyen hayvan bakıcıları dakikalar içerisinde koyunları kırptı. Çeşitli etkinliklerin yer aldığı festival renkli görüntülere sahne oldu. İnegöl'e götüreceğiz. İlçede bir şekilde hayvancılık gelişsin istendi. Bu anlamda da çok renkli bir festivale efendim sahne oluyor. İlçe Uluslararası Hayvancılık Festivali başladı. Üstelik en güzel koyunlar podyuma çıktı. Koyunların içindeki puanlama kriterine göre seçim var.
Podyumda bu kez koyunlar vardı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen Uluslararası Hayvancılık Festivali'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Hayvancılığın gelişmesi adına Uluslararası Küçükbaş Hayvancılık Festivali düzenlendi. İnegöl Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen festivale 5 ülkeden ve 29 ilden küçükbaş hayvancılık sektör temsilcileri katıldı. 130 katılımcının yer aldığı ve sektör paydaşlarının temsilcilerinin yer aldığı güzel bir festival açılışını gerçekleştirdik. Renkli yarışmaların yer aldığı festivalde yetiştiriciler en güzel koyunlarını podyuma çıkardı. Şimdi bakın. İnegöl Kıvırcı olarak bilinen koyun ırklarının ön plana çıktığı yarışmalarda jürinin karşısına çıkartılan koyunların boyları kiloları ölçüldü. Renklerine bakıldı. Çobanların koyun kırkma yarışması da vardı. Kendisine güvenen çobanlar kolları sıvadı. Dakikalar içinde koyunları al aşağı ederek kırkma işinde en hızlısı benim dediler. Şimdi efendim evet bir güzellik yarışması haberi getireceğim ekranınıza. Güzellik yarışmasının organize edildiği ilimiz Bursa. Bursa'da podyum hazırlandı. Podyumda birbirinden güzel koyunlar yarıştılar. En güzel koyun ve en hızlı koyun kırpma yarışları Bursa İnegöl'de yapıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen İnegöl Uluslararası Hayvancılık Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde yetiştiriciler en güzel koyunlarını podyuma çıkardı. Jürinin karşısına çıkartılan koyunların boyları, kiloları ölçüldü, renklerine bakıldı. Bir başka farklı yarışma ise çobanların koyun kırpma yarışması oldu. Kendisine güven çobanlar kolları sıvayarak dakikalar içinde koyunları al aşağı ederek kırpma işinde en hızlısı benim dedi. İnegöl Belediyesi tarafından İnegöl Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneği işbirliğiyle düzenlenen festivalde 130 katılımcı yer aldı. Açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'da güzel bir festival açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti. Şehrimizin tarım ve hayvancılık yönünü de önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıl yapmış olduğumuz çalışmanın aldığımız geri bildirimlerin neticesinde bu yıl 130 katılımcının yer aldığı ve sektör paydaşlarının temsilcilerinin yer aldığı güzel bir festival açılışını gerçekleştirdik. Biz başkanım. Yeniden yurda dönelim. İnegöl bu kez de Uluslararası Hayvancılık Festivali'ne ev sahipliği yaptı sayın seyirciler. En güzel koyun ve en hızlı koyun kırpma yarışları düzenlendi ve koyunlarsa bir bir podyuma çıktı. Festivalde renkli görüntüler ekranlara yansıdı. Sanayisi, mobilyası ve köftesiyle ünlü İnegöl'de hayvancılığın gelişmesi adına Uluslararası Küçükbaş Hayvancılık Festivali'ne imza attı. Hayırseverlerin de destek olduğu bu yıl ikincisi düzenlenen festivale 5 ülkeden ve 29 ilden küçükbaş hayvancılık sektör temsilcileri katılım sağladı. Renkli yarışmaların yer aldığı İnegöl Küçükbaş Hayvan Festivali'nde yetiştiriciler en güzel koyunlarını podyuma çıkardı. İnegöl Kıvırcı olarak bilinen koyun ırklarının ön plana çıktığı yarışmalarda jürinin karşısına çıkartılan koyunların boyları, kiloları ölçüldü, renklerine bakıldı, en güzel koyunlar seçildi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban festivali değerlendirdi, sektörün önemine vurgu yaptı. Seni gerçekleştirmiş olduğumuz Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivali'ndeyiz. İnegöl'ümüz daha ziyade böyle sanayisiyle, ekonomisiyle, ihracatıyla, ticaretiyle ön plana çıkmış olsa da aynı zamanda verimli bir ovanın üzerinde Uludağ'ın eteklerinde kurulmuş bir şehir. Tabii şehrimizin tarım ve hayvancılık yönünü de önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıl yapmış olduğumuz çalışmanın aldığımız geri bildirimlerin neticesinde bu yıl
130 katılımcının yer aldığı ve sektör paydaşlarının, temsilcilerinin yer aldığı güzel bir festival açılışını gerçekleştirdik. Sanayisi, mobilyası ve köftesiyle ünlü İnegöl'de hayvancılığın gelişmesi adına Uluslararası Küçükbaş Hayvancılık Festivali yapıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen festivale 5 ülkeden, 29 ilden küçükbaş hayvancılık sektör temsilcileri katılım sağladı. Renkli yarışmaların yer aldığı İnegöl Küçükbaş Hayvan Festivali'nde yetiştiriciler en güzel koyunlarını podyuma çıkardı. İnegöl Kıvırcı olarak bilinen koyun ırklarının ön plana çıktığı yarışmalarda jürinin karşısına çıkarılan koyunların boyları, kiloları ölçüldü, renklerine bakıldı. En güzel koyunlar bir bir vitrine çıktı. Damızlık koyun yarışmaları düzenlendi. Bir başka farklı yarışma ise çobanların koyun kırkma yarışması oldu. Kendisine güvenen çobanlar kolları sıvayarak dakikalar içinde koyunları alaşağı ederek kırkma işinde en hızlısı benim dedi. İnegöl Belediyesi tarafından tertip edilen ve hayvancılığın teşvik edilip üretiminin artması adına yapılan Uluslararası Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivali'nde Ukrayna, Macaristan, Bulgaristan, Almanya ve Fransa'dan da yetiştiriciler katılım sağladı. Küçükbaş Hayvan Tanıtım Festivali Kurdele kesimine Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneği Başkanı İbrahim Kutlu, İl Tarım Müdürü Hamit Aygül, İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelikli, çok sayıda yetiştirici çiftçiler katıldı. Protokol üyeleri farklı hayvan ırklarının yer aldığı standları gezerek incelemelerde bulundu. Festivalde 7 üniversiteden 14 akademisyen, 5 seminer ve 1 panel programı gerçekleştirdi. İkinci Uluslararası Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivali şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Geçen sene ziyaretçi olarak katılmıştım. Bu yıl da üretici olarak katılıyorum. Çok güzel bir organizasyon oldu. Gerek etkinliklerle gerek burada standların kurulumu ile ilgili çok memnun kaldık. İnegöl'ümüzde ikincisini gerçekleştirmiş olduğumuz Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivali'ndeyiz. İnegöl'ümüz daha ziyade böyle sanayisiyle, ekonomisiyle, ihracatıyla, ticaretiyle ön plana çıkmış olsa da aynı zamanda verimli bir ovanın üzerinde, Uludağ'ın eteklerinde kurulmuş bir şehir. Tabii şehrimizin tarım ve hayvancılık yönünü de önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıl yapmış olduğumuz çalışmanın aldığımız geri bildirimlerin neticesinde bu yıl 130 katılımcının yer aldığı ve sektör paydaşlarının, temsilcilerinin yer aldığı güzel bir festival açılışını gerçekleştirdik. Koyunları seviyorum. Büyük dedemden dedeme, dedemden babama, babamdan bana kalmış olduğu merinos koyunculuğu devam ettireceğim. İnegöl'de ikincisi düzenlenen Küçükbaş Hayvancılık Festivali'ne katılmış bulunmaktayız. Firmamız Konya Seydişehir'de bulunduğu halde İnegöl'ün bu fuarda başarılı bir geçmiş olduğu için, fuarı geçmiş olduğu için buraya katılma isteğinde bulunduk. Buradaki festival bence çok güzeldi. Ben çok beğendim. İlk defa bir festivale katılıyorum. Adım Erdoğan Kul. Bu işin yarışma boyutunda ilk bu işin temellerini atanlardan birisiyiz. Yani geldiğimiz noktada festival Avrupa standartları seviyesini yakaladık. Ben Profesör Doktor Hüseyin Erdem, Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinden buraya katıldım. Burada İnegöl Belediyesi'nin öncülüğünde ve değişik
hem kamu hem özel hem tüzel sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa düzenlemiş olduğu bu festival gerçekten Türkiye'de ilklerin yaşandığı bir festival olma yolunda hızla devam ediyor. Yarışmaya katılanların içindeki puanlama kriterine göre seçim. Osman abi, yetiştiricilere de yarışmaya hayvancılar. Sağ olun abi. Evet. Burada madalya bunu bekliyoruz şu an herhalde. Ve bu arada biz de bakalım bir koyunudur aslında. Siyah başlı, her siyah koyunuyla gözüm bu hayvanları. Şimdi bakın. Bir numara nerede? Bir numarayı görelim. 91. Meşhur ırkımız kıvırcık koyunuz. Hoş geldiniz size. Yarışma başladı arkadaşlar. Hakemlerimiz alınabilecek süt verimine sahip. Bakın bu çok önemli. Evet. Üçüncü. Neyiz başkanım? Çocuklar. Destekten ötürü ve aynı zamanda madalyalarımız var.